bir dönemden sonra o içinde saklı olan o sanat duygusu, onların bir yerden çıkması gerekiyor ki hiç yaş sınır tanımıyor bu. Evet, 35 yaşında Mimar Sinan'a girdim. Ben girdiğimde 35 yaşındaydım. ...1971 İstanbul doğumluyum. Adım Gülen Kesova. Sanata önce alaylı olarak başladım. Daha sonra mektepli olarak devam ettim. Akademide okudum. Mimar Sinan geleneksel sanatları bitirdim. Şu anda yüksek lisansımı da bitirdim. Henüz yayına girmedi ama bitti. Çinli'den önce hayatımda resim sanatı vardı. Bir gün çok sevdiğim ressamın sergisi vardı Atatürk Kültür Merkezi'nde. Kültür Merkezi'ni dolaşırken çok ortam ve yapılan işler, çalışmalar hoşuma gitti. Dedim ki yani birçok yerde sergi yapıyorum. Niye benim de burada bir sergim olmasın? Benim için çok özel bir yer Atatürk Kültür Merkezi. Ve oradaki sekreteraya girip dedim ki burada nasıl sergi yapabilirim, bilgi almak istedim. Bunun alaylılar içerisinde çok zor olacağını söyledi, işte diploma gerektiğini falan söyledi. Bayağı o gün kendimi gerçekten ezik hissetmiştim. Yani böyle içim kötü oldu. Ve o gün dedim ki neden ben okula girmiyorum? Hani bu kadar şey yaptım. Bir de sanatsal anlamda da okulun tabii ki katkısı sanatçıya çok büyük. Ondan da beslenmek istedim. Ben dedim bir deneyeyim, bir gireyim okula. Ne kaybederim? Bir sınava gireyim, şansımı deneyeyim. Evet, bir süreç vardı. Bununla ilgili çalışmalar yaptım. Süreçte hazırlanmam gerekiyordu okula girebilmek için. Önce okulumu bitirmem, yani klasik okulumu bitirmem gerekiyordu. Dışarıdan okulumu bitirdim. 1,5 yıl falan oturdum evde, gerçekten ÖSS'ye hazırlandım. O arada da bir yandan da desen çalışmalarımı hızlandırdım. Evet, sınava girdim. İkinci girişimde Mimar Sinan'ı kazandım. Zaten istediğim tek yer orasıydı, aklımda olan yerdi. Kızım da Mimar Sinan'da okuyor. Onu okula götürürken izliyordum oradaki insanların, öğrencilerin çıkışları, o çantaları falan beni çok heyecanlandırıyordu. Bir dönemden sonra o içinde saklı olan o sanat duygusu, onların bir yerden çıkması gerekiyor ki hiç yaş sınır tanımıyor bu. Evet, 35 yaşında Mimar Sinan'a girdim. 3,5 yılda bitirdim. Süreç benim için çok zordu. Önce bir anneydim, eştim. Birçok şey yapman gerekiyordu ama mücadeleden dediğim gibi asla vazgeçmedim. Hiçbir şey için geç değil. Her şey her an başlayabilir. Benim hayat felsefem odur. Yeter ki başla, hedef koy, gerisi geliyor. Hayatımda zaten süreçlerimi hep bir hedef koyarak ulaşmaya çalışırım. Yani bir hedefim vardır. O hedefe ulaşırım ya da ulaşamam ama süreci getiririm. Olmuyorsa da bırakırım orada. Öyle yola çıktım. Geleneksel sanatları, Çin sanatına girdim. Çok değerli hocalarla çalışma fırsatı buldum okulda. Sitarı Turan Bakır o zaman hocamdı, kendisi profesörümdür. Çok bize katkıları oldu. Bakış açınız değişiyor. Yani şimdi bir anda Batı sanatından geleneksel sanatlara geçiyorsunuz. Onları buluşturmak birazcık da beni ben yaptı diye düşünüyorum. Belki de hani sanattaki bu noktaya kadar gelişimin altında yatan disiplinleri bir arada buluşturmam olabilir diye düşünüyorum. İki sanatı bir arada oluşturmam bana sanatçı olarak daha artı değer katarken kendi yönümü de çizmiş oldum. Daha modern, daha çağdaş eserler üretmeye başladım. Onun için mutluyum bana katkısından dolayı her iki sanatında. Okul bittikten sonra kendinizi bir boşta buluyorsunuz. Ben de o boşluğu değerlendirmek için hemen iki tane sergi hazırladım. Sergilerimi yaptım. Süreçte tabii ki mezun olduğun, bitirdiğin bölümden ne yapabilirsin? Geleneksel sanatlar çok da hani iş olanağı olarak çok fazla olanağınız olmuyor. Hani bunu nerede yapabilirsiniz? İşte tekstil firmalarında, halı ve kilim de desenleri, çünkü altyapısı zengin motiflere sahipsiniz. Sonra İSİMEK kuruma başvurdum öğretmenlik olarak. Evet, oraya geldim. Öğretmenim orada yaklaşık 7 yıldır. Sevdim öğretmenliği aslında. Hiç öğretmenlik yapabileceğimi düşünmüyordum. Ama seviyorum öğrencilerimi de, öğretmen olmayı da seviyorum. Sınıfı seviyorum. Öğrencilerimize okuldaki müfredatımı uyguladım. Yani aslında hocam bana ne gösteriyorsa müfredatta ben de öğrencilerime bunu göstermeye başladım. Ve güzel sergiler yapmaya başladık birlikte, yıl sonu sergileri.
Bu sergilerde tabii ki hoca olarak farklılığınız ortaya çıkıyor, sanata bakışınız. Yani sadece öğretmek değil de onları biraz da sanat yönünde düşünmelerini ve üretmelerini sağlıyorsunuz. Öğrencimin bir farkı olmalı. Şu anda İSMEK'te seramik ve cam zümre başkanlığı yapıyorum. Uzman hocayım. Yaratıcılığımı körükleyen şeyleri düşününce o kadar çok şey var ki. Yani yolda yürürken gördüğünüz bir taş, bir ağaç, bir böcek ya da o gün aldığınız bir haber. Yani benim yaratıcılığımda bunlar var. Hüzünlendiğimde, sevindiğimde farklı şeyler çıkabiliyor ortaya. Yani bana onlar sanat olarak dönüyor. Ben öyle diyorum aslında. Yani bir örümcekten bir sergi yapabilirsiniz. Örümcek ağından bir sergi oluşturabilirsiniz. Size kattığı duygular ya da yaşadığınız bir aşk olabilir. Sanat zaten aşkı içinde barındırıyor. O olmadan olmuyor. Sanat aşkı başka bir şey. Gördüğünüz her şeyi tuvale aktarabiliyorsunuz ya da karoya aktarabiliyorsunuz ya da bir seramik forma da şekillendirebiliyorsunuz. Sanat böyle bir şey. Her yerde var. Yani sanatçı onu her türlü besliyor. En kötü çok sıkıştığımda, hiçbir şey bulamadığımda geçmişe dönerim. Mesela 11. yüzyıla dönerim. Oradan bir eseri inceleyerek o bana bir dönüş yolu gösterir. Yani yapmam gerekeni söyler adeta. Böylece kafamda bugünkü benim bilgilerimle geçmişi buluştururum. En çıkmazımda olduğumda. Onun haricinde hiç şimdiye kadar hani konu sıkıntısı çekmedim. Yani direkt içimde o gün ne varsa, dediğim gibi yediğim bir yemek bile beni etkileyebilir. O bile bir sanat eserine dönüşebilir. Şimdi bir tarafta geleneksel yapı korunmaya çalışırken diğer tarafta da hani daha modern yapı, daha çağdaş eserler üretmeye yönelik çalışmaların sürmesi gerekiyor ki gelişimi olsun. Yoksa evet kimse klasik geleneksel Çin'e hayır demiyor. Ben bile öğrencilerimi öğretirken önce herhangi bir öğrencime sorun, önce klasikleri öğreneceksiniz derim. Klasikleri öğrenip üzerine siz yorum ve sanat görüşünü koyabilirsiniz diyorum. Evet, onun için tabii klasik unutulmadan, geleneksel yapı unutulmadan çağdaş bir şeye taşınabiliyor. Kendim de öyle çalışıyorum. Bu dönem sanatçılarında var, evet, bir takım çalışmalar var. Olması da gerekiyor ki sanatlarımız ilerlesin ve dünyada tanınsın ki tanınıyor. İznik dediğinizde şu mesela Louvre Müzesi'ne gidiyorsunuz, bakıyorsunuz orada insanlar İznik Çinlilerini seyrediyor, Kütahya Çinlilerini seyrediyor. İşte Selçuklu döneminin Çinlileri var, orada onlar izleniyor. Aynı şekilde bu döneminde izlenilmesi gerekiyor. Yani bu bir süreç, bir el verme değil. Türkan Şoray çalışmaları yaptım. Bunları da pop art olarak uyguladım. Çok az minimal düzeyde geleneksel. Zaten çalışmalarımı incelerseniz, son çalışmalarım özellikle, geleneksel motifler o kadar zengin, o kadar zengin ki sadece bir yerinden biraz alsınız, o çalışmanıza değer katıyor ve gösteriyor, yeterli oluyor. Şu anda bulunduğumuz yeri söyleyeyim, Karaköy Kurşunlu'ndayız. Burası Cenevizlilerden kalma alt yapısı. Üst tarafı Mimar Sinan tabii niye etkiledi? Ortada yani usta o kadar güzel yapmış ki atölyenin içerisinde akustiği var. Ama maalesef bu binayı çok güzel kullanmıyoruz. Belki Avrupa'da olsaydı böyle bir bina, biz sanatçılar bile buraya giremezdik ki kaldı ki diğer buradaki dükkan sahipleri olsun. Çok özel bir yer. Yani taş bir binadayız. Horasan sıva var. İnanılmaz içerideki atmosferi, güzel her şeyi. Yani burada ben kendimi buldum. Girdiğimde dediğim gibi içerisi görünmüyordu. Kapkaranlıktı ama o 600 yıllık kapıya dokunmak bile benim için büyük bir şeydi. Han'a geldiğinde ben Han'da bir iç mimar arkadaşım var, bir heykeltıraş arkadaşım vardı. İkinci sanatçı olarak Han'a gelen ikinci sanatçı benim. Şu anda 8-9 sanatçıyız biz burada. Birisiyle tanıştım geçenlerde. Dedi ki ben işte çalışıyorum ama
çok mutsuzum dedi. Yani ne yapıyorsun değil mi? Farklı bir iş yapıyor. Yapmak istediği şey farklı ama onun için yani mutlu değil. Yaptığı işten mutlu değil. Ben yaptığım işten çok mutluyum. Severek yapıyorum. İnsanların mutlu olacakları, sevdikleri işleri yapmasını öneriyorum. Diyor ki ben okudum işte buraya geldim. Bu yaştayım. Hani ne yapabilirim? Hayır diyorum. Bak ben bu yaşta başardıklarım bunlar benim. Yani asla olmaz diye bir şey yok. Mücadeleden lütfen vazgeçmeyin diyorum. İstediğiniz meslek için mücadele edin. Mutlu olun yeter ki. Yani mutlu olduğunuz işlerde çalışın istiyorum. Bunun için hiçbir yaş, hiçbir sınır yok benim hayatımda. Yani ben hiçbir sınırı tanımıyorum. Oturup size gelmesini beklemeyin. Yani ben beklemedim. Beklemeyi de hiç sevmem. Şu ana kadar gelen öğrencilerim hiçbiri de şey demedi. Ya hocam boşa vakit geçirdim diye bir şey olmadı. Herkes sanatta bir harfi tuttu ve o harfle kendini buldu. Benim insanlara buradan tavsiyem şu olur sadece. Lütfen mücadele edin. İstediğiniz işi yapın. Asla geç kaldım diye bir şey yok. Nerede bıraktıysanız oradan tutun ve sonuna getirin.